Biz bu kitabı indirdik ki insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarırsın. Peki Kur'an Müslümanlığı sapıklığı dediğiniz zaman bu ayetin tam zıddı olmuyor mu? Ve bu din adına söyleniyor değil mi? Din adına söyleniyor. Şimdi bu bir ivaç değil mi? Evet. Şimdi işte diyor ki bunlar böyle yaparlar diyor. Bunlar dünyayı ahiretten daha çok severler diyor. E bir bakın bakalım hangisini daha çok seviyorlar. Adamlar kendilerini öyle bir noktaya getiriyorlar ki ölürken sizi naime sokacağım diyor. Yani Allah bana karışamaz. Siz karışmayın ben. Ben ne diyorsam ona bakın. Şimdi Müslümanlar bir kimlik sorgulaması yapmak zorundalar. Bir adamın iyi bir din eğitimi almış olması o kişinin Müslüman olması demek mi? Peki iyi bir ortamda yetişmiş olması, Müslüman olması manasına gelir mi? İşte iblis meleklerle beraber değil mi? Peki Müslümanlar böyle mi değerlendiriyorlar insanları? Bak dikkat ediyor musunuz? Baş kafir olan iblise bile doktora öğrencisi kafir diyemiyor. Çünkü onun öğrenmiş olduğu kitaplara baktığı zaman bunu söyleyemiyor. Şimdi bu durumdaki bir İslam aleminden siz İslami mücadeleyi nasıl beklersiniz? Daha temel, daha küfür kavramını öğrenememiş. Şirki nasıl tarif ediyor? Yok bakalım. Şirk, kainatı yaratan ve idare eden en yüce varlığın uluhiyetine ortak tanıma demektir. Uluhiyetin ortak tanıma demektir. Ne anladınız? Bir ilah daha var. İkinci Allah. Peki ikinci Allah'ın varlığını iddia eden Hristiyanları çıkın, yani şeyde İsa Allah'tır diyorlar ama onun dışında bir başka grup var mı? Mekkeliler putlarına hiç Allah dediler mi? Peki ilah ne? İlahlık nedir diye sormak lazım tabii. Peki başka bir şey söylüyor mu orada? Şimdi biz okuduğumuz zaman müşrik